Vakit gece yarısına doğru yaklaşmışken arabayı yolun kenarından ayrılıp giden bir toprak patikaya sürüyorsunuz. Patika ilerledikçe insanlara ulaşmaktan da bir o kadar uzaklaşmış olacaksınız. Medeniyet artık çok geride ve siz de ağaçların ve kimsesiz eski kulübelerin ortasında tek başınızasınız. Siz çok yoğun, hiçbir şeyi tam olarak göremiyorsunuz ama sanki bu puslu kütlenin içine dolaşan birisi mi var? Emin değilsiniz. İçinizde sinsice ve tekinsizce yükselen ilkel bir alarm var ve oradan hemen kaçmanızı söylüyor. Belki yüzeysel bir güdüyle bu uyarıyı görmezden geldiniz. Belki de rasyonel düşüncenize ve yapabileceklerinize güvenip yolunuza devam ettiniz. Sürekli esip duran rüzgarın kulağınıza musallat ettiği uğultu çok güçlü. Ama o nadir suskunlukta bir yabancının sesini mi duydunuz? Rüzgara rağmen biraz daha dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışıyorsunuz. Ama her şey birden patlayan elektrikli testere sesleriyle bitiyor. Son gördüğünüz şey ise bir insanın kafasına geçirdiği başka bir insanın çarpık, çürümüş ve korkunç yüz derisi. Sizden geriye kalanları artık kimse bulamayacak. Sanrı'ya sayamayacağımız kadar gizem ile doludur. Ama insanların dillerinde dolaşan sır söylentileri arasında testere katili Leatherface kadar eski olan pek azı vardır. Araştırdığım ilk söylentilerden birisi olan ve ondan sonra da pek çok kez kendisini kanıtlamaya çalışma cüretini gösterdiğim ama hiçbir zaman tam anlamıyla kesin bir sonuca erdiremediğim bu kanalın kendisi kadar ve hatta daha da eski bir gizemdir Leatherface. Sayılamayacak kadar fazla gizem avcısı, oyuncuların rüyalarına da dalanan bu katilin peşine düşmüşse de neredeyse 25 yıl sonra bile hala ortaya somut kanıtların konulamadığı, yine de kimsenin bu %100 yoktur diyerek peşini bırakma kararı da vermediği bir söylentidir. San Reas da gizemlerin peşinde koştuğumuz 10 yıldan sonra bile, 11. senede bile yine peşinden koşacağımız, doğruluğu konusunda ipuçları aramaya teşebbüs edeceğimiz bir gizemdir. Merhaba dostlarım, ben Serdar ve San Reas gizemleri Leatherface'e hoş geldiniz. This is going to blow your fucking mind. Oh shit. Here we go again. Testere katili veya Panopticon katili olarak da bilinen Leatherface, 1974 çıkışlı Texas Katliamı adlı korku filminden referans alınan bir seri katildir. İnsan derisinden yapılan bir maske giyer ve kullandığı testeresiyle cinayet ve yamyamlık gibi berbat eylemlere girişir. Leatherface söylentileri oyunun çıkış yaptığı zamanda Panopticon bölgesinde duyulan elektrikli testere iddialarından internette dolanmasıyla yayıldı. Kanıt bağlamında yayınlanan online videolarda elektrikli testere seslerinin duyulabildiği söylendikçe insanlar bu söylentilerle daha da büyük bir merak içinde ilgilendiler. Hatta oyuncuların bir kısmı bu seri katilin kendisini gördüğünü bile söyledi. Katilin göründüğü söylenen yer Panopticon, Red County kırsal kesiminde yüksek bir yerde konumlanan tepelikli bir bölgedir. Bir yandan San Fierro şehri, bir yandan San Andreas Boğazı, bir yandan da tarikatların kol gezdiği Blueberry köyünü görebilen bu tepe, her an canlanıp yürümeye başlayacakmış gibi duran uzun heybetli ağaçlarla örtülür. Ağaç kesimi çalışmaları için bir zamanlar inşa edildiği düşünülen kulübeler artık terk edilmiş durumdadırlar. Pek çoğu yıpranmış, çürümeye bırakılmıştır ve kulübe zeminlerine kırmızıyı andıran koyu renkli bir sıvının dağıldığı görülebilir. Oyuncular bu sıvının kan olduğunu düşünürler. Önceki ve sonraki Rockstar oyunlarında kan lekeli mekanların bulunması da bu teoriyi desteklemektedir.
Öne sürülenlere göre seri katil bir elektrikli testere veya ateşli silah kullanarak oyuncuya arkadan saldırıyor. Bölgede kesilen ağaçların arasında bir elektrikli testerinin bulunması oyunda Leatherface'in varlığını güçlendiriyor. Ama bu aracın ağaçların kesilmesi için oraya konulmuş olması da çok muhtemel. İnsanların anlattığına göre CJ'yi hiçbir şey yapmadan bölgede öylece bırakmak da katilin ona saldırması olasılığını artırıyor. Rockstar Games web sitesinde Panopticon bölgesi hakkında "Orada bazı suçların işlendiğini biliyoruz ama tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz" diye yazsa da bu göndermenin orada düzenlenen yasal olmayan yarışları işaret etmesi de yine daha olası. Los Santos ile San Fierro arasında uzanan kırsalları dağılmış bir şekilde bulunan zarar görmüş hayalet arabaların Texas katliamı filminde gösterilen arabalara benzemesi ve San Andreas'taki bu arabalara neyin zarar verdiğinin bulunamaması da olayları daha gizemli bir hale getiriyor. Oyuncular bu duruma sebep olan şeyin testere katil Leatherface olduğunu söylüyorlar ama hala yeterince somut bir kanıt bulunamıyor. Panopticon dışında Leatherface'in görüldüğü yerler arasında geçen önemli bir nokta da Palomino Creek köyünde konumlanan Fisher's Lagoon. 13. Cuma filmindeki Crystal Lake'i andırdığı söylenen bu sahilde geceleri bilinmeyen bir kaynakla kırmızı bir ışık ile parlayan eski bir kulübe, terk edilmiş tahta bir iskele ve iskelenin üstünde en uç tarafında da öylece paslı bir şekilde duran tekerlekli sandalye var. Bir sürü eski ve kullanılmayan eşya da yine bu sahile saçılmış durumda. Paslı tekerlekli sandalyenin Leatherface ile yakından alakalı olduğu düşünülüyor. Çünkü referans alındığı orijinal eserde de benzer detaylar var. Ama buradan yola çıkılarak alınabilen somut bir sonuç daha yok. Sandalyenin üstündeki yazıların ve sayıların ise önceden bir şifre olduğu düşünülmüşse de sonradan bir anlamı olmadığı anlaşıldı. Oyunun içindeki bir karakter modeli özellikle Leatherface gizemiyle bağdaştırılıyor. Kırsallarda dolaşan beyaz, kel ve kambur duran bu modelin testereli katil gizeminin yoğun bir şekilde dolandığı yerlerde bulunması da konu hakkında dönen tartışmaları alevlendiriyor. Karakterin görünüşü, hareketleri ve tavırları, insanların onun hakkında edindikleri izlenimi doğrudan gizemin kendisine bağlamalarına sebep oluyor. Testere katili için sunulan kanıtların pek çoğunun ya sahte ya da mod kaynaklı materyal olmasından dolayı bu iddiaları destekleyebilecek somut bir temel bulmak çok zor. Bu yüzden Leatherface gizeminin doğruluğu hakkında kesin bir sonuca da çıkılamıyor. Leatherface, San Andreas'taki en eski gizemlerden birisi. 20 yıl sonra bile hala oyuncuların dillerine dolaşan söylentiler bu iddiaların daha yıllarca da eskimeyeceğinin kanıtı. Yaptığımız onca videoya rağmen hem gizemi bütün kapsamıyla daha kanıtlayamamış olmamız ama aynı zamanda da oyunun içinde kesinlikle var olmadığına da ikna olamamamız insanı sır perdesini biraz daha aralamaya çalışmaya itiyor. Bu söylentiler oyuncuların zihninde dolandığı sürece de ben de bu konuyu araştırmaya devam ediyor olacağım. Sonraki videoda görüşmek üzere.